Yayın başlayınca ben. Zaten şimdi onların gelmesi bayağı bir sürecek. Hangi kameradayız? Telefonlarımızı sessiz alabilir miyiz lütfen? Yayındayız. Aha orada. Telefon, Şükrü arıyor diyor. Telefonlarımızı ve yengemizi Şükrü yengemizi sessiz alabilir miyiz? YouTube canlı yayındayız. Hadi hayatım şu an kamera açalım. Başladık. Haker hocam. Hayırdır abi. Hemen başlamayız. Ama gelirler daha Haker. Şimdi bir de seni göremeyebilirler kardeşim. Goz ver, goz ver. Oğlum böyle oldu valla. Haker bir şiir okusana ya. Hakikaten ya bir şiir oku. Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı kazandan da bilir. Aşk bir mesele. Ben niye bu ekibin yanında? Hüsnü ben bunu ya. Çevirdin beni deliye. Ha. Şimdi yorumlarda arada bir okuyun. Gelenler, gidenler. Eşarbını yan bağlama. Eşarbını yan bağlama. Yorumlarda bir alalım ara ara. Bize de arkadan bilgilendirin. Nedir ne değildir biz var şu ekranı göremediğim için bir şey diyemiyoruz. Şu an anlık izleyicilerimiz geliyor abi yavaş. Güzel sayılardan da bir söyleyin. Ne bilen ne diyor. Yorumlar söyleyin. Öncelikle herkes tekrardan hoş geldin. Biraz daha toplansın kardeşler. Başlayalım yavaştan. O zamana kadar sen bir şarkı söyle. Ne var yok görüşme. Hadi bizi şaşırt. Hadi, hadi bizi eğlendir. Eğlendir bizi. Hadi ya şapşik. Şuraya bak ya Allah'ını seversen. 5 tane bir araya gelmeyecek adam aynı sahne yan yana oturuyor. 5 tane Lüleburgaz bardağı gibi. Beşli masa. Abi her bölgeden biri var ya. Ne yapıyorsun? 5 saniye sekme var ha. Tabi tabi tabi. Emmim benim be. Onu bana... Şöğretinin klaslığına bak ya. Onu bana verseydin de kardeşim ben şuradan bak. Haker sen de kendini göremeyeceksin. Şurada biri oturuyor. Benim neyim eksik lan senden? Benim senden neyim eksik lan? Benim ne? Kıskandım. Kıskandım. İnternet kullanmayın. Heh. Oo Haker nerede demişler. Haker hocam telefonu bırak demişler. Haker borcunu ver yazmıştım ben de geçen. Abi İsmail hocanıza sarı sprey almaktan bir şey yapamıyoruz ki ya. Vallahi. Ne yapayım hocam? Ne yapayım hocam? Hemen. Var gibi davranıyorum. Eyvallah. Şimdi yorumları ben de göremiyorum. Ne oldu? Bir tek YouTube sende mi var? Aslan parçası. Görüyor muydu? IPTV'den Digiturk izliyorsun. Vallahi düşecek ha. Abi bir tane Blue TV şifresiyle 20 kişi izliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Biri de 20 tane arkadaş. Hayır bana da teklif etti ha. Blue TV süresini vereyim diye. Abi bir tane alıyor her şeyi hallediyor ya. Abi. Geçen kendi kitabının fotokopisini çektirirken yakalanmış. Yapma ya. Fotokopi center. Haker. Bak bir yardım. Haker Hoca'ya da uğraşmayın demiş. Ne yapacaksın? Ne yapayım? Evet. O zaman başlayalım yavaştan. Tamam. Bekleyelim. Hasan Can gibi ya. Rejiden başlamayalım. Almayalım dediler. Rejiden de genelde tercih eden izleyicilerimiz. Hayırlı cumalar hocalarımız değil mi? Çok sağ olun. Biz de cuma için cumadan geliyoruz Allah'ın izniyle. Tabii. İsmail hocamız zor çıkardık camiden. Siz orada kendinizi mi izliyorsunuz ya? Ya abi böyle bir şey ya bir şey söyleyeceğim. Ben geçen gün bu stüdyoda oyun havası oynadım ya. Gecenin abi, köründe geldim. Bugün de oynarsın abi herhalde. Oynayana hakikaten değil, oynatana bakmak lazım. Yani Haker'le sadece... Buyum oynamın. Hayır, Oynayana değil, oynatana bakmak lazım. Göremedim. Baksana bak, dikey, anlayamadı yatay oldu. Küçükten anlıyor. Düşecek şimdi bak, düşecek bak. Biri yazmış neden toplandık diye. Biz de bilmiyoruz ki yani. Valla neden toplandıklar diye yani sen niye buraya geldin diye kendini sorgular mısın ilk önce? Ya öyle değil baba. Senin için geldik kanka. YouTube'da Türk'ün yorum yapmadığı bir yer yok ya. Kurban oldum yani hani böyle araştırmışlar, istatistik yapmışlar. YouTube videolarının tamamının altında bak, biri yazmış İsmail hocam kedi nerede yazmış. Ben mi cevap vereyim sen düzgünce itirafta bulunur musun? Kardeşim bu özel hayat. Özel hayatı ifşa etmenin bence hiç ben... Kedi, ya benim özel hayat da kedinin özel hayatı kalmadı. Kısırlaştırdık kediyi. Kısırlaştırdın. Aynen, kısırlaştırdık. Çok tatlı bir kedimiz var. Vardı. Yo ben ara ara hala alıyorum. Bir bende, bir annemde. Bir annesinde. Senin annelerin ne olur hocam? Kardeşlerim tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün... günlerden 3 Şubat 2023 ve günlerden Cuma. Bugün ben ve ekipteki abilerim bir araya gelip sizlerle bir sohbet etmek istedik. Çünkü Şubat ayına geldik, yılın yarısını bitirdik. Temmuz'dan hemen sonra sınava çalışanlar var. Ve biliyorsun bu sene sınavın iptalinden sonra malumunuz süreç uzadı.
ve bir önceki yılın yorgunluğunu atmadan biz hemen kamera karşısına geçip tekrar çalışmalara sıfırdan başladık. Aslında biz de sizler gibi, birçoğunuz gibi dinlenmeden yeni sezona geçmiş olduk. Sizlerin takdiri, yani sizlerin çabası takdire şayan. Neden? Çünkü bizler sadece bir branş anlatıyoruz. Ancak sizler yaklaşık 23-26 tane farklı derse çalışarak aslında KPSS sınavı dediğimiz bu formatta en büyük emek, en büyük pay sahibi sizlersiniz. Bizler de sizin bu yolculuğunuzda sizlere bir nebze olsun yol arkadaşı olmaya çalışıyoruz. Kendi branşlarımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tekrardan emeklerinize ve çabalarınıza sağlık. Ancak yarın dönemi bitirdik. Bu yarın dönemde bizler videolarımızda sizlere destek olmaya çalıştık. Sizler çalışmalarınızı yürütmeye çalıştınız. Ve biz hep şunu söylüyoruz. Önemli olan bu yarım dönemde ne yaptığımız. Ancak asıl önemli olan, yanlışsam düzeltin abilerim. Önemli olan kalan süreci nasıl geçireceğimiz. Çünkü ilk dönemde çalışmalarımızı net bir şekilde yapamayabiliriz. Aksaklıklar olabilir. Ya da hocam ben gerçekten ilk dönem verimli geçiremedim. Şu sebeplerim vardı. Sağlık en önemlisi olabilir. Ancak hala bizim Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran yani 4-4,5 ay gibi bir zaman dilimi var telafi edebileceğimiz. O yüzden öncelikle hocaların böyle bir selam versinler. Sonra branş sırasına göre yarım dönemde ne yapmamız gerekiyordu? Geriye kalan süreçte branşlarımız bazında neler yapmamız gibi tavsiyelerde bulunalım. Ve en son zaten ekip koordinatörümüz ve liderimiz de sizlere ekibimizin sizlere neler yapacağı hakkında bilgiler verecek. Şöyle bir sırayla bir selam versin hocalarım sonra başlayalım. Merhabalar kardeşler. Biz bu araya çok böyle bir araya gelemiyoruz. Yani böyle geldiğimiz bir ortamın olması ve sizinle beraber olmak da gerçekten bizim için güzel bir duygu. Hani Yargı Önevri'ye de teşekkür ederiz bunun için. Yani ders içeriklerini konuşacağız evet. Yani başlamayan kardeşlerimiz de var Akir Hocam'ın dediği gibi. Ama biz şunu da biliyoruz arkadaşlar. Yani 19-20 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Gerçekten düzgün çalışan öğrencilerin 3 ayda bile ciddi anlamda performanslar sağladı ve bu sınavı kazanabildiğini de biliyoruz. Yani hiçbir şey için aslında geç değil diyorum. Bayram hangi kameradayız? Yine başladı ya. ABS'nin gülleri yavrularım yazmışsınız yorumlarda. Celal Hoca hasta mı yorgun mu falan falan diye. Ya sabahtan beri hepsiyle uğraşıyorum. Kurban oldum. Biri bir yana koşturuyor. Biri bir yana koşturuyor. Akeri kaldır bunu al onu bırak onu getir. Valla yoruldum. Diyeceğim değilim bomba gibiyim Allah'ın izniyle. Bekliyorum böyle yani her an hazırda puma gibi. Hazırdayım ben hemen işte bir şey olsun tekbir de Allah 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 Allah. Hazır moddayım ben. Gülme lan. Bakayım. İyiyim selam, iyiyim ha fişek gibiyim. Selam ver dedik Turan'la girdiğimi dedi. Allah fişek gibiyim ha. Buradayım değil mi? Buna geç abi. Ha buradayım. Tamam o zaman. Yok hayır buradayım. Kandırdım buradayım lan. Tamam. Öğren sen değil. Abi bu Atilla'nın Oğuzhan Nur'a bakması gibi. Evet. Hoş geldiniz öncelikle. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ağlayan ama ağladığını belli etmeyen kız makyajı yapacağız. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Yani daha uzun bir zamanımız var. Şimdi neler yapılmalı coğrafyadan bunu anlatacağız. Hep beraber bundan sonra izleyeceğiniz yolu çizmeye çalışacağız. Size yardımcı olmaya çalışacağız. Şurada. Hangisindeyim? Ahamda. Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz. Vallahi bugün derslerden sohbet edelim. Madem böyle psikolojimiz biraz sıkıntıda, hepimiz böyle nasıl çalışsak diyoruz, bir sürü mesaj geliyor. Sizlerle bir araya gelelim dedik. Bu yayını da kaydedeceğiz Yargı Plus kanalına. Sizler de faydalanın. Bir cümle bile faydalı olabilirsek bizler için iyi. Vallahi hepimiz derslerden kısa kısa bahsedeceğiz. Nasıl çalışmalıyız, tavsiyelerimizden bahsedeceğiz. İnşallah işinize yarar. Ve unutmayın arkadaşlar, Türk öğrencisi ne yapar? Vizeye, finale son gün çalışır. Ama son gün çalıştığı için kendini tembel ya da zeki olmayan gibi görüyor. Niye? Çünkü bir günde iş çözüyor ama bir günde koca kitabı ezberleyen üniversite öğrencisi hangi ülkenin öğrencisidir emmim? Kesinlikle Türk'tür. Türk'tür abi. Koca sınavı, koca kitabı bir günde ezberleyip vizeyi, finali hallediyorsunuz. Kendiniz bile. Final zamanında tamam mı? Bak mesela yarın final var değil mi? Çalışmaya başlamayız. Değil mi? Hocam, İlla. Sizin zamanınızda final var mıydı? Ceren abilerin olduğu zaman da taş atıyorlar. Buradan taş atan geçiyordu. Yani. Akşam settiğin doğru mu hocam? Bununla ilgili bir atasözü var. Bununla ilgili bir atasözü var biliyorsunuz. Kapatıyorum ben. Dayanın önünde. Yani o yüzden sizlerin nasıl başarılı olduğunu, aslında neleri yaptığını, neleri yapabileceğini ufaktan bahsedeceğiz. Sizleri de çok sıkmayacağız. Türkçe başlangıç dersimiz. Artık biliyorsunuz bütün sınavlar Türkçe oldu.
Türkçe ile başlayacağız ama bana diyorlar ekip lideri falan filan, kendimi örgüt lideri gibi hissediyorum artık yani. Hani şey gibi. O kadar kötü hissediyorum ki beraber, hep beraber bir şey yapacağız diye. Abi söylediğimiz her şeyden sen sorumlusun. Aynen abi. Öyle yani. Sen bugün... öyle deyince sorumlu oluyorum ya. Yaptığımız her şeyden öyle basalım. Ben kaçıyorum şimdi. Bilmem. Eyvallah. Buyur aşağı baba. Söz sende. Eyvallah. Şimdi şöyle de yapalım aslında. En son İsmail abi konuştuktan sonra bir 8-10 tane de soru alalım. Sorularınızı da hazırlayınız lütfen. Yani öğrencilerimizden de soru alalım bir 8-10 tane kadar. Bireysel olmamak şartıyla. Yani Celal Hoca'ya sorum şu falan değil. Yani hocam ben şöyleyim, böyleyim gibi genelleme bir soru alabiliriz. Çünkü bireysel soruya döndüğü zaman önüne geçemeyiz. Zaten sorularınıza cevap vereceğiz. Öncelikle ben bu ekipte olmaktan son derece mutluyum ve gurur duyuyorum. Çünkü ben ekibin yaş olarak en küçüğüm. Ben bile bu sene öğretmenlikte ve KPSS öğretmenliğinde 10. yılımı yaşıyorum. 23 yaşında girdiğim sektörde 2023, 2013, 2023 10. yılımı yaşıyorum. Yani 10 yıldır öğrenci alıyoruz KPSS'ye, dile kolay. İlk videomu çektiğimde de yıl 2015'ti. Ve o günden bugüne kadar hep KPSS'de yaşadığımız şeyler şunlar. Öğrencilerimiz sene başında ya çok yükleniyorlar kendilerine, ulan ben başaracağım falan diye bir gaza geliyorlar. İkinci dönem salıyorlar ya da ilk dönem lay lay lom geçiyor, ikinci dönem gaza basıyorlar. Ve bu sınav ne yazık ki ne kadar çalıştığımıza bakmıyor. Ne zamana kadar çalıştığımıza bakıyor. Yani ve en büyük sıkıntılı süreç de şimdi başlıyor aslında. Aslında hem en güzel hem de en sıkıntılı. Neden? Çünkü çoğu KPSS öğrencisi, lütfen yanlışım varsa düzelsin ekip abilerim, çünkü onların tecrübesi benden fazladır. Nisan ve Mayıs ayında öğrenciler ya kopar ya çıkar. Neden? Çünkü o dönem çok kritiktir. Yani ya bıkma ayıdır ya da rolantide gelip gaza bastığın aydır. Yani Nisan ve Mayıs ayı bizim için çok kritik. Şu ana kadar Türkçe adına ben nazlanan insanlara şöyle söyleyebilirim. Sizlerin dil bilgisi kısmını çoktan bitirmiş olmanız gerekiyordu kardeşim. Dil bilgisi kısmını bitirmiş olmamız gerekiyordu. Ve şu anda üniversitelerde ara tatilde, dershanelerin birçoğunda ki benim çalıştığım dershane de öyle, şu an ara tatilde. Bu ara tatilde de işlediğimiz konularla alakalı karma sorular çözmemiz gerekiyordu. Ama hocam ben bunu bitiremedim, eksik miyim? Asla. Her zaman bir telafi imkanı var. Mesela ben bu yıl videolarda şöyle bir şey yaptım abiler. Hiç 40-50 dakika videom yok. Hep 25 ve 30 dakika bandında. Onu da şöyle düşünün. Bugün bir tramvayla 5 durak giderken 20 dakikalık bir metroda bile çok kolay bir konuyu halledebilirsiniz. O yüzden de en büyük verimi böyle alın. Birincisi, hemen kendinize bir çizelge çıkartın. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Haziran'ı saymıyorum. Kardeşlerim, Şubat ve Mart ayında bu parmak, iki ayı... Parmakları öyle yapma lan. Birinciden ikincisini sayasın geliyor. Bu iki ayı. Dil bilgisini ayırın kardeşler. Yatır. Yatır. Aynen, yatır. Yatır. Bu iki ayı dil bilgisine yatır. Tut. Dil bilgisinde 10 tane ünite var bizde. Buradan 7 soru geliyor. İnsanlarda şöyle bir algı var. Hem de ekip arkadaşlarımla sohbet ederek anlatayım. Diyorlar ki paragraf daha çok puan getiriyor. Asla. Türkçe'de genel yetenekçi olduğumuz için abi, Türkçe'de en fazla standart sapmayı getiren yer dil bilgisi. Kendimizden pay biçelim abi. Yapılmayan soru kalıbı her zaman daha fazla puan getirir. Adam kök sorusu görüyor. Ay diyor, sözcükte yapamam diyor. Boş bırakıyor. O dört kişi boş bırakıyor, biri yapıyor. O biri daha çok puan alıyor. O üçünün puanını o alıyor. Dil bilgisinde de şöyle bir sıkıntımız var. Bir, anlatım bozukluğu gelmez. Cümle türleri gelmez. Fiilde çatı gelmez. Birinci videomu açın. Hangi konudan kaç soru geliyor söylüyorum. Dil bilgisinde bu iki ay çalışırken şunu yapın. Konuyu dinledikten hemen sonra testi açmayın. Önce ÖSYM'nin son 5 yıl kitapçığını açın. O üniteden ne çıkmış ona bakın. Niye biliyor musunuz üstadlar? Çoğu soru bankasındaki soru ÖSYM sorusundan daha karmaşık, daha detaylı, daha zor. ÖSYM sorusuna bir bakıyorum, ana daha kolaymış diyor. O yüzden bizi soru bankaları olumsuz etkilediği için bu sefer iki tane seçenek oluyor. Öğrenci diyor ki, lan ben diyor cahil miyim diyor, mar mıyım da anlamıyorum diyor. Ya da diyor hocam eksik anlatıyor diyor, başka videomu izleyeyim diyor. Ne sen anlamamazlık yapıyorsun, ne de hoca yüzeysel anlatıyor. Çıkmış sorulara bak, inan bana ne kadar kolay olduğunu göreceksin. İki ayın dil bilgisini ayır. Şubat, Mart. Geçtik. Nisan ayını bir ay boyunca paragrafa ayır kardeşim.
paragrafta da şöyle bir sıkıntı var abi. 19 tane soru var anlam bilgisinde. 7 dil bilgisi 19 anlam 26 soru yapıyor zaten. 19 paragraf var diyor öğrenci bana. Seminerde de öyle. Abicim 19 tane paragraf yok. Bunların 3 tanesi sözcükte anlam. Ki sözcükte anlam deyince herkes ya manyak anlam, mecaz anlam, babasının kendini ne çalışacağım lan buraya. Ulan manyak. Gelen kitapçı açıyoruz ya abi. Gelen ilk 3 soru sözcükte anlam sorusu. Boşlukta olur mu? 6 çizgi söz. O yüzden sözcükte anlamdan 3 soru gelir. Cümlede anlamdan 3 soru gelir. Paragraftan sadece 13 tane gelir. Yani 20 tane paragraf yok. Çok sıcak oldu. Ve bir de paragraf çalışırken benim naçizane tavsiyem şu. Uyku çok durmuyor. Klasik soru bankalarını bırakacağız. Abi ben şeyden nefret ediyorum. Ben bunu açıkça söyleyebilirim. Taktiklerle paragraf. Böyle bir dünya yok. Her paragrafın bir taktiği var. Ama şöyle bir şey yok. Soru bankasını açıyorsun abi. Bak bir örnek vereyim. Paragrafa nasıl çalışacağını söyleyeyim. Elinizde bulunan soru bankasını açın, yorumlara yazın. Bakın ne gelecek. Paragraf ikiye ayrılsa ikincisi hangisiyle başlar? Hakimlik sınavından tutun. Kaymakamlığa kadar her sınavda çıkar bu soru kalıbı. Gerçek sınavda A şıkkında 2 vardır. 2, 3, 4, 5, 6 diye sıralanır. 1 diye seçenek yoktur ÖSYM'de. Soru bankalarında A şıkkında 1 var, cevap da 1. ÖSYM'de böyle bir seçenek yok. Yani demek istediğim, soru bankalarının kapağı değişiyor, içi aynı kalıyor. O yüzden sizden ricam, paragraf çalışırken ÖSYM'nin bu yıl yaptığı ALES, DGS, Milli Savunma Üniversitesi TYT'i, bu son 5 yılın kitapçıklarını indirin, paragrafları oradan çalışın. Önce oradan çözün. Ama her gün düzenli, şu an günlük 10 tane değil abi. Günlük en az 20 tane paragraf soru çözecek. 20, aksatmayacağız. Tam 20 tane. Niye? Şubat'a kadar 10 taneydi, şimdi sayı artacak. Çünkü paragraf her gün düzenli çözmediğin zaman kelime dağarcığın zayıflıyor. 2020'de İsmail abi, abilerim, narsistik patinaj diye bir soru geldi. Adam narsistin anlamını bilmediği için yapamadı. Affınıza sığınıyorum. Evet. 2022 TYT'de, ki Öney abinin TYT öğrencileri ağırlıktadır, yeknesak sorusu geldi. Yeknesak sorusunun kelime anlamını bilmeyen TYT öğrencisi sınavda kaldı. O yüzden paragraf çözmek bizi paragrafa eğilmez. Hızlı okumayı ve aynı zamanda diğer branşları hızlı çözmeyi gösterir. Sözel mantığa da gelince, sözel mantığı Mayıs ayına bırakın. Çünkü videoları yayınladığımda, videoları baştan sona bir defa izleyin. Emin olun beraber halledeceğiz ki bugüne kadar sözel mantığı Allah'ınca beraber hallettik. Ve bu yıl size bir sürprizim daha var. Sözel mantığı dinlerken, not alırken çok zorlanıyordunuz. Ben sözel mantık video defteri de çıkartacağım. Mantık videolarıyla beraber defteri önünüze alacaksınız. Videoyu izleyeceksiniz. Hatta o defterin içine son 5 yılın ALES, DGS ve KPSS sözel mantık sorularında çıkmış soruları da satın aldık. Koyacağız. Oradan da beraber izleyeceğiz. Haziran ayında sadece sizden ricam deneme. Sadece deneme. Deneme noktasında da Allah nasip ederse sizlere iki tane deneme kitabı hazırladım. Beraber gideceğiz. O yüzden bu çizelgeyi oluşturun. Ama Mart ayında çalışacağın o dil bilgisini Mayıs'a taşırma. Nisan'a taşırma. 2 ay dil bilgisi. Nisan ayı direkt paragraf. Mayıs ayı da sözel mantık deyip Türkçe bu şekilde bitir. Son bir ricam. Ne olur bağışlayın burada. Belki de ekip arkadaşlarım kızacak niye böyle diyorsun ama Türkçeyi bir hocadan dinleyin. Benden dinlemek zorunda değilsin. Bak benden dinleme. Aç videoyu, kimin tarzı sana uygunsa onu dinle. Çünkü bütün video çeken hocalar benim dostum, canım, ciğerimdir. Hepsinin emeğine sağlık, hepsi benim büyüğümdür. Ama bir hocadan dinle. Çünkü Türkçe ne yazık ki kesin bilgileri olmayan bir yerdir abi. Her yiğidin yoğurt işi farklıdır. Mesela sözel mantıkta da öyle. Değil mi abi? Sayısal mantıkta eşdeğerdir. Tabloyu biz bir yerden kurarız, adam başka bir yerden kurar. Sen iki tabloyu dinlediğin için sınavda sen bocalarsın nereden kuracağım diye. Tek bir adamdan benimse oradan devam et. Benim diyeceğim şimdilik bu kadar kardeşlerim. Ve faydalı olabilirsek ne mutlu bana. Canlı yayından da çarşamba akşamı saat 9. Aker Kartal Instagram hesabında her hafta sizlerle canlı yayın yapıyorum. Oradan da zaten sizlere düzenli bu hafta bunu yapın, bu hafta bunu yapın diyorum. Ve sözü buraya hocam, basıyorum. Matematiği de anlat ya. Çok güzel olmuş. Adam gibi adam. Her şey olmuştu ya. Ne var ya? Konuşamam mı? Şu an bakalım, çok Bayram tatlı, Bey. Çok tatlı. Tamam.
istersen. Evet. Oğlum kendi sandalyeye geç lan ha. Şöyle geleyim ben. Ha, var ya ha. Yaslanma. Saçlar Celal abiden, kaşlar İlker abiden olur. Saçlar. Matematik. Ben de bir şey olur sandım. Şimdi kardeşler, matematikte şöyle bir şey var. Yani yapılabiliyor mu? Birçoğunuz eminim ki zaten yapmıyorsunuz. Bayram bir oraya göstereyim mi? Ha, buraya bu sefer. Yapmaya çalışıyor musunuz peki diyecek olursak? Hayır. Yani maalesef birçok kardeşimiz uğraşmıyor. Yani ilk sayfası açılıp kapatılan bir ders olarak maalesef KPSS'de yıllardır devam ediyoruz. Ama arkadaşlar artık KPSS çok değişti. Yani hani bundan bir 10 yıl öncesinden bahsedecek olursak belki birçok kardeşimizin bölümü için hani yapılmasa da olabilecek bir dersti matematik. Doğru. Hani bunu eğitim bilimleriyle, hani öğretmeden önceki süreçte tarihle, işte coğrafyayla, eski Türkçeyle, ki eskiden Haker hocam da bilir 2014-15 yıllarından sonra değişti bir takım şeyler. Başarı sağlanabiliyordu ve giden sayısı bu kadar fazla değildi. Ama şimdi bakıyoruz yani birçok bölüm için, hani bir zamanlar bu ülkede bazı bölümler kontenjanı dolduramıyor diye baraj atmışken 50'ye değindi. Hani o kadar fazla aslında bir takım alımların olduğu ve öğrencinin az olduğu dönemlerden şu anda öğrencinin çok fazla olduğu dönemlere girdik. Yani şu an matematiğe işin açıkçası sayısalcı kardeşlerimiz zaten yapabildiği için sözelci birçok kardeşimizin de ihtiyacı var. Bence önce matematikte ihtiyacı belirlemek lazım. Yani biz hep sözel gruplarda şununla karşılaştık. Hocam 10 tane yapsam bana yeter. Gerçekten yeter mi? Yani bunun hesabını biz nasıl yaptık? Hani Türkçeden hedeflediğimiz neti, tarihten hedeflediğimiz neti yapabilecek miyiz? 10 tane yaparsak yeter diyorsanız gerçekten, kardeşler sayılardan 11 tane soru geliyor zaten. Ortalama 4 tane sayısal mantık geliyor, 15. Bakın sayılarda, kitaplarda evet çok enteresan, çok değişik sorular var. Ama bu ülkede her yıl 3 ALES, 1 DGS, 1 KPSS, yani tek çiftini katmadan 5 tane sınav yapılıyor. Hepsinin sayılar kısmına bakarsanız hepsi tamamen aynı. Yani bir köklü sayı kavramı için örneğin iç içe kökler, sonsuza kadar giden kökler, bilmem ne bilmem ne, bir sürü şey var, doğru. Ama bu adam kök 48'i soruyor abi, hani 16 kere 3'ten dışarı çıkartabiliyor mu? Eşlenik çarpımı yapabiliyor mu? Yani ders çok, doğru. Ama sizde de arkadaşlar şöyle bir şey var. Her derste mükemmel olmaya çalışıyorsunuz. Olamazsınız. Yani bunu gerçekten olamazsınız yani. Hani her ders için aslında bu geçerlidir. Örneğin Türkçe öğretmenliği mezunu bir arkadaş 30'da 30 yapacağım diye giriyor. Örneğin lise matematik mezunu bir arkadaş 30'da 30 yapacağım diye giriyor. Girebilir. Bunda da sıkıntı yok. Ama maalesef zamanla ilgili çok büyük sorunlar var bu sınavda. Yani hani keşke herkes yetiştirebilse. Keşke devlet sınav kağıdını size verip öbür gün istese. Emin olun hepiniz 100 alabilirsiniz. Ama baktığımız zaman, ama şu an konsantrasyonum bozuldu hocam. Çok özür dilerim hocam. Ya bu tarafa alabilir misin sen? Beni dağıtmayın. Ne diyordum ben? Hepiniz evet. Mükemmel olamazsınız. Ha, gerçekçi ol, imkansız olur mu diyecektik abi? Evet. Ha, tamam. Yani dediğim gibi canlar, şimdi problemler kısmı ile ilgili de vallahi orada arkadaşlar yapacak... Uyanma git ha, uyanma. Yapacak bir şey yok. Yani hani biraz lazım. Türkçe gerçekten lazım. Yani o problemleri okuduğunu anlama. Bakın mesela 2018 yılında bir soru çıktı. 30'u 6'ya böler misin? 5'e böler misin Hakem Hocam? 5. Cevabını zaten söyledin abi. 6. 6. 2 çıkart. 4. Bu kadar. Cevap bu kadar. Aa, yaptım ya lan. Ama soru bu kadar. Yani soru bu kadar. Yani hani sarı, mavi kartonlar, bilmem neler, tuhaf tuhaf şeyler. Evet, uzun görünüyorlar. Evet, çok uzun çözümler de var. Ya biz arkadaşlar işin açıkçası videolarda da biraz bunu sağlamaya çalıştık. Ya çok uzatmanın bir anlamı yok. Çok bilim yapmanın da bir anlamı yok. Yeterli olan şey neyse, daha net nasıl anlaşılabiliyorsa aslında biraz da onun üstüne gitmek lazım. O yüzden zaman sizin kendi zamanınız, ayar sizin kendi ayarınız. Biz ne kadar konuşsak da belki sizin 30 tane Akker Hocam dediği gibi dersiniz var. Yani bunu organize etmekte de zorlanabilirsiniz ama her derse ihtiyacınız olduğunu bence aklınızdan çıkartmayın diyorum ve... Ne güzel gözlerin varmış senin. Bırak. Taktım, tatili yiyeyim seni. Ne yapayım? Hadi kalit. İşte kuzu kuzu geldim. Dile ki yiyince kapandım diklerini. Valla matematik olmuyor. Ne güzel. Laton ver. Valla billahi var ya. Türkçeyi de bilmiyorum. Coğrafyayı edemiyorum. Madenleri bilemiyorum ben. Anayasa tak hak getire. Böyle evet, derslerin babası geldik tarihe. ABS'nin gülleri. Şimdi öncelikle bir. Bayram orada mıyız? Bir. Tamam. YKS, TYT, AYT, PTT, ÖSYM'nin yaptığı Türkiye'de yurt dışındaki bütün sınavlara bu ekip uygun. Tamam, bu bir. İkincisi, bıyığın boya değil. Kim diyor onu ya? Canlı yayında söyle. Cevap vermek istemiyorum. Bak, bunun buranın çıkışı da var. Söyle, bıyık boya mı değil mi?
Değil de. Can güvenliğin var mı yok mu? Var var. Baskı boya... altında bir şey olmuyor değil mi? Boya. Boya. Değil, şimdi dur. Dur bir dakika. Yoruma şöyle yazın. Oradan getirin benim zopayı haydi. Hayır bir dakika. Ben sadece bir şey söyleyeceğim. Yorumu onlar yapsın. Bütün kafa beyaz. Nasıl beyaz? Siyah beyaz. Allah Allah ya. Yok gri yok. Yo, o zaman beyaz. Gözü götü kaşlar da mı beyaz? Abi seninki ekme. Ekmeyse böyle mi oluyor? Komple beyaz. Onu Türkiye'de ekmiş abi. Sadece bıyıklar siyah ve eşit şekilde. Eğer bu genetik DNA ise benim DNA'm o zaman bozuk. Kıskanma. Kıskanç. Şöyle yap bakalım. Tertlerim çok güzelsin. Evet olur. Çek elim abi. Akşam bunun dönüşü var sen biliyorum. Evet, son canlı yayınımı yaptım. Evet. Yarın öğren namazına mütahaya. İkindi yetiştiririz Allah'ın kızını. Tabii tabii çabuk çabuk yani, eder ya. Arkadaşlar tarih dersi korktuğumuz şey öyle değil. Geç artık tamam mı? Önceki soru tipleri değişti. Artık ÖSYM şu ne bu ne şuna bu ne sorularından ziyade neye döndü? Bir paragraf veriyor. 1, 2, 3 bilgiler veriyor. Ulaşılır ulaşılamaz tarzında. Ki ÖSYM olanı değil olmayanı sorar. Senin kuru bilmeni değil. O bilgiyi kullanabilmeyi istiyor. Senin bu hayır, tahayyül, tagayyül, karşılaştırma, analiz, sentez bu güçlerini ölçüyor. Belli bak konunun yani bütün resmi görüp tamam onun içinden analiz, sentez yapmanı, çıkarım yapmanı, puzzle'ı tamamlamanı istiyor. Bak Türkçe iyi olduğu zaman her ne kadar dilim şeyle söylese de yani hani Türkçeniz iyi olduğu zaman kurban olduklarım tamam tarih otomatikman iyileşecektir. Ha şu zamana kadar bir şuraya gelseydin buraya gelseydin demiyorum. Neden? Şimdi diyeceğim ben diyeceğim ki işte atıyorum Osmanlı kültürü kalk bitmiş olmuş diyeceğim ben. Öğrenecek ki hocam ben işte daha İslam tarihine yeni başladım. La kurban oldum daha vaktimiz var. Tamam. Emin ol rakipleriniz de şu an çalışıyor mu çalışmıyor mu? Pek çalışmıyor yani. Doğru. Çalışmıyor yani. Hayır biri çalışmıyor dese. Biri çalışıyor dese. Hayır biri çalışmıyor dese. Susturacağım yani. Tamam çalışmıyor. Herkeste bir tembellik şeylik var. Rehavet var. Bir beklenti içinde. Atamalar şeyler belli olsun falan. O bekleniliyor. Tamam mı? Sen bekleme abi. Çalışmaya başla. Tamam. Eşeğin sağlam gazı bağla ki sonra Rabbine tevekkül et. Al 90-95 puanı öyle bekle. Tamam. Ve beraberinde soru çözmelerine başla. Kol tekrarlarına başla. Bir işte ilk kez girenler için yani artık başlayın yani hani. Şurada ne kaldı sınava? Diyeceğim daha çok var değil mi? Hangadayız lan biz? Var var. Şubat'ın başında. Recep değil oğlum. Recep Şaban değil de var da yani hani daha çok. Allah'ın hızıyla yani. Bu program ATV'de değil miydi ya? ATV'de değil miydi program? Şu an başka bir hocayla karşısında. Ve Osman Gazi yatalak değil. Bilmiyorum kardeşim. Yorumu da görüyoruz yani. Oradan tamam. Çalışmaya başlayın abi. Tamam mı? Zararın neresinden dönerseniz kârdır. Tamam. Bugündür de başla. Kendi planını, programını yap. Tamam. Otur çalışmaya başla. Bak başladı millet. Sen de başla. Tarih dersi kolay. Ön yargıyı kırdıktan sonra zaten yaparsınız. Türkçenizi iyileştirin. Bak söylüyorum. Günde 10 tane, 20 tane paragraf sorusu, cümlede anlam sorusu çözdüğün anda matematik soruları da netler artmaya başlayacak. Coğrafyada da, vatandaşlıkta da. Çünkü artık sözel geliyor ÖSYM. Dedim, ABS'nin gülleri. Tiz zamanda devlet aleyhe memur olun inşallah. Sloganımız açık net belli. Coğrafya. Abi çok özür dilerim. Bir şey araya gireyim yorumlarda gördüğüm için. Hadi. Kardeşler, Bursa TÜYAP Kitap Fuarı'na geliyoruz ekip olarak. Tarihini duyuracağız. Tekrar söylüyorum. Bursa TÜYAP'a ekip olarak geliyoruz. Tarihini duyuracağız. Masaüstüne kitaplar ne diye sormuşsunuz? Kitapları en sona ben istersen İsmail Hoca'dan sonra kitapları ben elime alıp tek tek sizlere göstereceğim kardeşler. Bursa'ya mı gidiyorsun? Ne var sen bunun adı da... Ben ay gerildi şu an. Evet abi senin... Hayır ne var bu taraf kuzusu ne sen bunu... İçer abi. Annesinin kuzuları. Annesinin kuzuları. Halacın insanlar. Dön de bir sohbet edin. Bu da mı değildi? Abi ya git lan ya. Bu tarafa. Git lan şu tarafa. Ha. Abi bir dakika dön de sohbet edin. O dinlemiyordu abi. Dinlemeyeni biz niye dinleyelim ki? Evet arkadaşlar. Boş ver. Ha ne var ne yok abi? 7 tane bölge direkt. Ha boş. 600 çocuğu olabilir. 17 tane soru gidiyor. Ama ne olacak? Burayı toplasan zaten sınav kazanıyor. Şuna ne gerek var? Ha pardon burada mıydın? Dağlar, göller, kovalar. Hala bir mikrop. Evet, yani coğrafyada çok da takılacağınız bir durum yok. Yani yüzeysel olarak bilin coğrafyayı. Ne olur şu incik bıncık şeylere çok takılmayın. Bu yıl sırf sizin yüzünüzden Yargı Plus videolarında valla öncık bıncık bizim köydeki çeşmeleri, kurunu, gulü hepsini anlattım. ama inanın ki o kadar çıkmayacak sorular. Adam göl soruyor. 4 tane göl çok bilindik. 4 tane göl bilindik göl. Van Gölü'nü vermiş, Tuz Gölü'nü vermiş, işte Sapanca'yı vermiş. Bir tane daha bilmiyorum. Şu an unuttum ismini. Eğirdir. Eğirdir, Isparta. Çok güzel. Onu vermiş. Bir tane bilmediği göl sormuş. Adam gölün özelliklerini veriyor. Diyor ki bu göl hangisidir? Hocam diyor ben bu gölde lan bilme. Öbür dört gölü biliyorsun. Biliyorsun ki onlar değil. İşte ÖSYM genellikle böyle şeyler soruyor ÖSYM sorularda.
O yüzden böyle çok uç noktalara ne olur takılmayın. Çok uç noktaları bilmenize gerek yok. Haritayı iyi bilin. Güncelleri takip edin. Onları biraz sonra, yani işte birkaç ay sonra onları, güncelleri gelecek. Onları anlatacağım zaten size. Haritaları iyi bilin. Geri kalan çok da önemli değil. Coğrafyayı fullleyeceğiz. YouTube'da takip edin muhakkak, o çok önemli. Onları takip edin. Türkçeyi de anlarsanız gerisi kolay. O yüzden ben çok da uzatmak istemiyorum. Coğrafya zaten halledeceğiz. Bu kadar kısa. İsmail hocam. Bende de konuşacağız mı? Bende de konuşacaksan konuş. Yok, sen bizi gayet sakin dinledin. Yok, sen dinledin şimdi. Allah var. Ben hep evet. Ponçik bir dinleme tarzına sahiptim. Sen ve ponçiklik. Bir de bir şey soracağım sana. Söyle babacığım. Şimdi adam bıyıklarını sorduk da, sen kediye ne yaptın ve saç spreyi neden bagajında? Akercim, bagaja... çok flash flash. Aynen, bagaja seni de sığdırabilirdim. Ama senin ders anlatan bir yapım var, o yüzden spreyin kalmış. Mezureyle geldim geçen gün... Başlangıçtaki demir de ileri gidemedik, sayıları göremedik abi. Direkt kere ölçürdü yani. Oğlum ben ortaya oturttunuz, ben kıpırdayamadım. Konu oldu bu ya, vallahi ya. Var ya. Sağa sola saracağım, saramıyorum. Kız isteme gelen damat gibi. Tuzlu kahve bizde geldi. Ya geçen aynen sana kız isteyeceğim. İsmail diye tutturdu. Emin beni evlenecek. Evleneceğim ya. Yakma çocuğu. Evleneceğim. Yakma. Evleneceğim. Ben de artık TikTok'a video çekeceğim. Kimin kocası bu diye. Yengeyi döneceğim. Kimin hanımı bu. Dyson aldı. Evet be şey. Bir de ne aldın? Air Fryer almış. Şükrü yengeme. Ağzı kokka. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar. Neredeyim? Buradayım. Ha. Genel yetenek, genel kültür sınavı için konuşmaya geldik buraya. KPSS B grubu için. Ben kısa bir bilgilendirme yapayım. Genel yetenek bölümünde Türkçe ve matematik var. 1'den 60'a kadar sıralanıyor sorular. Türkçe, matematik diye aslında başlık olarak ayrılsa da 1'den 60'a kadar sorumlusunuz ilk etapta. Bununla birlikte bir de genel kültür bölümü var. Yine 1'den 60'a kadar sıralanıyor. Birinci bölümde tarih var, 27 soru, 18 soru coğrafya var, 9 soru temel yurttaşlık bilgisi var, sonra da 6 soruda güncel ve genel kültür var. Burada da arkadaşlar 1'den 60'a kadar sıralanıyor genel yetenekte olduğu gibi. Yani genel yetenek kendi içinde bir alan, genel kültür kendi içinde bir alan. Ve öğrenci arkadaşlar, biz KPSS B grubu için genel manada çift yılda hazırlananlar varsa şunu söylüyoruz. Paragrafta anlam bilgin yoksa, matematikte problemler ve sayılardan kesin çıkar dediğimiz o basit sorular olmazsa bu iş olmaz diyoruz. Genel kültürde de tarihte 9 soru yaklaşık Osmanlı kültür medeniyetinden geliyor. 12 soru da inkılap tarihinden geliyor. Bu yüzden sevgili arkadaşlar, bu iki bölümü yaptığınızda zaten 27 sorunun tarihte 20-21'ini yapmış oluyorsunuz. Coğrafyada da Öney abinin dediği gibi, yani artık o kadar belli yerler soruluyor ki, tabii ki birkaç tane müferris soru olmuş olması coğrafyayı değiştirmez değil mi Öney abi? Yani coğrafya zordur diyemeyiz. Bu noktada da arkadaşlar vatandaşlık bilgisi özelinde de görüşeceksek, vatandaşlık bilgisinin sıkıntısı da şu. Arkadaşlar 7-8 tane hukuk alanının sıkıştırılmış hali. 3 temel bölümü var. Buyur emin. Bir şey yok sen devam et. Devam et. Tebrik olun. Tamam, onun dikkati çok çabuk dağılır. Aynen, benim hemen dikkatim dağılır. Dikkati çok çabuk dağılır. Sen bitir. 3 temel bölümümüz var vatandaşlıkta. Burada arkadaşlar temel hukuk bilgisi, anayasa hukuku ve insan hakları, bir de idare hukuku bölümümüz. İdare hukuku bölümünde de 3 soru çıkıyor. Geriye doğru gideceksem anayasa ve insan haklarından da 3 soru çıkıyor. Temel hukuk bilgisinden de 3 soru çıkıyor. Derinine kadar sorulmuş çok soru bankalarımız var. Özgün sorular var. Farklılaşmaya çalıştığımız, ÖSYM kapsamından çıktığımız sorularımız da var. Ama ÖSYM çok zor ve teknik bir soru sormadı. Ta ki 2022'ye kadar. 2022 KPSS'de bir sınavı iptal etti. Buyur efendim. Neymiş, bir şey yok. Ne yapıyorsun? Bir şey yok ya sen hadi ya. ÖSYM 2022'de Ağustos'ta yaptığı sınavı iptal etti arkadaşlar. Orada münferit 1-2 soru vardı, yetkide paralellik gibi. Bir de arkadaşlar yeni sınav yaptı. Orada da ÖSYM'de komisyon sorusunu ilk defa gördük. 1-2 tane soru vardı farklı. Bununla birlikte soruları yoruma döndürdü. Örneğin suç işleyenlere ne verilir sormadı da, birisi birini öldürdüğünde ne ceza alır diye olay sorusuna yönelmeye başladı. Biz de artık bildiklerimizi normal olaylara yorumlamak zorunda kaldık. Anlatımımızı değiştirmedik arkadaşlar. Bilgi yine aynı bilgi. Ne yapacağız? Teorik bilgiyi vereceğiz sizlere. Soru nasıl gelebilir noktasında ÖSYM böyle sordu, böyle sorabilir diye zaten videolarımızı çektik. Güncel videolarımız ÖSYM formatına zaten uygundu. Yorum sorularını da kapsar hale geldi. Öğrencilerin bizde en büyük sorun yaşadığı yer güncel ve genel kültür bölümü. Çünkü güncel lafı ağzımıza yerleşmiş. Güncel diye bir şey yok arkadaşlar.
Türkiye'de ve dünyada meydana gelen sosyoekonomi, kültürel ve güncel konular var. Dolayısıyla ÖSYM genel kültür ve güncel soracağını söylemiş. Burada genel kültür de güncel de sormak zorundayım diye bir şey çıkmaz. Hepsini güncel de sorabilir, hepsini genel kültür de sorabilir. Ve son dönemde 5 tane soruyu, en azından o 6 sorunun 5 sorusunu genel kültür sorduğunu görüyoruz. Yani öğrenciye diyor ki genel kültürün yoksa kocaman kocaman güncel bilgiler kitabı çalışarak bir şey yapamazsın. Git tarih çalış, git Türkçe'de paragraf çöz, git matematikte problemler çöz, coğrafya çöz, vatandaşlık çöz diyor. Genel kültür sorusunu ben yoğunlukta soruyorum diyor. Bu noktada güncel sormak zorunda diye bir kaide yok. Yanlış yönlendirilmeyin. Bir tane eğitmenim ben dahil dediği önemli değil, ÖSYM'nin dediği önemli. Sonuçta burada sayılan hiçbir dersi siz öğrenmiyorsunuz bilim olarak. ÖSYM Türkçe'ye nasıl bakıyor onu öğreniyorsunuz. ÖSYM matematiğe, tarihe, coğrafyaya nasıl bakıyor, vatandaşlar nasıl bakıyor onu öğreniyorsunuz. O yüzden o hocada var, bu hocada yokları bitirin. O öğrenci çok çalışmış, bu öğrenci az çalışmışı bitirin. Kendinizi özgün kaynaklar ya da insanlar, hocalar, eğitmenler üzerinden değil, ÖSYM üzerinden sorgulayın. En doğru yer ÖSYM olacak. Bizler de arkadaşlar 500 ekip olarak hem Instagram'da, hem Telegram'da, hem Twitter'da her yerde sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. YouTube videolarımız en güncel haliyle geliyor. Soru çözümleri de gelecek, canlı yayınlar da gelecek. Doğru mu Bayram Baba? Güzel işler yapacağız. Ben burada da ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir şey hazırlanıyorsunuz. Ben burada Yusuf'la da iş yapıyorum. Bekliyoruz. Devam etsen ya. Bunu bana seminerlerde de yapıyor. Hep dikkatimi dağıtıyor Celal abi. Ben buradan şikayetçiyim. Ne söyleyeceğimi şu an belirleyemiyorum. Her kağıtta bir şeyler yazıyor ve gerginim. Bitti mi? Aker kitapları tanıtın dedi. Tanıtayım mı? Yok ben halledeceğim de ne yapacağım anlamadım. Ben de bilmiyorum ne yapılacağını. Bu başta bunu göreceğiz. Ya Celal. Kamera kimde? Ortaya gel. Ortaya gel. Ha. Evet. Tamam. Olursa sana rahatla yani. Yok yani. Ben bir şey rica edeceğim konuşması bitince. Evet. Tamam. Bitiremedim çünkü bir şeyler yazıyorlar kağıda. Sövüyorlar mı bana? Ne yapıyorlar? Ben bilmiyorum. Yine buyur emmim. Ada Konseyi'nde dokunulmazlık sahibi İsmail. Ada Konseyi'nden çıkar isim İsmail. Gösterelim. İsmail. Aslanım. İsmail. Her şeyin sorumlusu İsmail. Akeli karşı takıma gönderiyoruz. Tamam. Dedik, gidiyorum lan ben. Bitti gitti işte. Ben de diyorum ki bir şey mi oldu? Bana bir mesaj mı verecekler? Sabahtan beri bir oraya bir oraya bakıyor. Arkadaşlar velhasıl kelam çok uzatmaya gerek yok. Biraz böyle sizlere nasıl çalışacağınız konusunda bilgi de verelim istedik. Hangisindeyim ben? Buradayım. Daha önce yaptıklarınızdan daha farklı bir şey yapmayacaksınız. Daha önce kazananlardan daha farklı bir şey beklemiyoruz sizden. Çok çalışmak değil, doğru çalışmayı bekliyoruz. Sakın ola vazgeçmeyin. İnşallah da ne yapacaksınız? Atanacaksınız. Ben bu sene her canlı yayında öğrencilere öyle diyorum Instagram'da. Atanacağız. Sizin inanmadığınız bir şeye kimse sizi inandıramaz ya. Kimse inanamaz sizin yerinize. Siz atanacağız demedikten sonra, ben çalışacağım, memur olacağım demedikten sonra hiç kimse sizin için bir şey yapamaz. Aynen. O yüzden her yere yazın. Atanacağım, memur olacağım. İsmail'i çok seviyorum. İsmail'in IBAN numarası, İsmail'e 200 lira atacağım. Bunların hepsi bizim için önemli. Çok önemli. Herhalde. Abi biri şey yapıyor, adaya düşsen bu beşliği alırım ben. Emin ol adadan ilk giden sen olursun. Aynen. Akeri adaya atın, yılanlar. Hiçbir şey kalmaz. Şahmeran gibi ya. Aynen vallahi tam yılan kırsam diye tabir et. Şimdi abi hepinizin ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Eyvallah. Şimdi öncelikle ben de kötü bir şey yedim mi ya? Dikkatli bak. Beni bir kardeşler seni sevmiyorum ben. Bu ekip hala büyümediği için Allah seni ne yapmasın. Ama güzel üstü. İsmail abi senden ricam şu olacak. Ben kitapları tanıtayım. Sen de istersen İkinci dönem hangi yayınlarımız geliyor? Şu an dizgide ve matbaa gidecek olan yayınlarımız ne? Çünkü soru bankamızı aldılar, ders notlarımızı aldılar. Şu an hangi kitaplarımız geliyor? Onları sordular yorumlarda. Ben gördüğümü soruyorum. Sizin ne varsa gördüğünüz sorun lütfen. Hangi yayınlarımız şu an arkadaşlarımıza da çıkacak? Bir kere öncelikle bayramdan şunu rica edelim. Arkadaşlar biz yayınlarımızı ve yayıncılık faaliyetlerimizi bu yıl itibariyle nereden yürütüyoruz? Aha da bayram bir yakınlaşırsa. Aha da şurada logomuz var. Bir yakınlaş bayram. Arkadaşlar YouTube faaliyetlerimizi Yargı Plus kanalında gördüğünüz üzere ve artık biz yargı yayıncılıkta faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bilginiz olsun. Bununla birlikte neler yapıyoruz? Her TÜYAP'ta, her kitap fuarında yargı yayıncılık standında biz zaten bulunacağız. Her standında varız, her fuarda varız.
Bununla birlikte arkadaşlar YouTube'daki bütün organizasyonlarımızı biz Yargı Plus kanalından, yani bu kanaldan gerçekleştireceğiz. Sizlere de kitap olarak çok farklı kaynaklar da getirdik. Ders notları, soru bankamız elbette var. Güncelledik. Güzel. Ama bununla birlikte Gerçek Yüz adını verdiğimiz eserler çıkardık. Geçen seneden başlattığımız bir projeydi. Artık öğrencilerimiz neler yapıyorlar arkadaşlar? Çok büyük kaynaklar çözmek istemiyorlar. Biz de böyle 100 sorudan oluşan fasikül fasikül ürünler üretmeye karar verdik. Türkçe'de dil bilgisinden başladık paragrafa kadar. Genel olarak 100 soruya kadar. Her durumda 100 soruluk eserler çıkarttık. Keza matematik de yolda. Matematiğin gerçek yüzü çıktı bugün önümüzde. Ama arkadaşlar bir de problemlerin gerçek yüzü geliyor. Ceren abi tarihin gerçek yüzünü çıkarttı ama inkılap tarihinden çok yoğun soru geldiği için inkılap tarihine özel bir 100 soruluk fasikülü yolda. Ve Önay abi bir coğrafyanın gerçek yüzünü çıkardı ama ÖSYM sorularına uygunluk işeren, bir de haritalardan çok böyle sıkıntı yaşıyor öğrencilerimiz. Haritaların gerçek yüzü diye bir şey çıktı. Neredeyim Bayram? Neredeyim? Neredeyim? Sende miyim? Tamam. Bir daha buraya geldim. Arkadaşlar biz de vatandaşlığın gerçek yüzünü çıkarttık. Gerekirse bir genel kültür çalışmamız var. Güncel bilgilerle ilgili çalışmamız var. Bunların dışında Aker Kartal paragraf soru bankasında çıkardı. Aker Kartal sözel mantık çok talep ediliyordu. Gelecek sene düşünüyordu ama bu sene hızlandırdı. Sözel mantıkla ilgili flash çalışmalar, hem video çekimini farklı halde çekecek hem de güzel bir takip notu çıkaracak. Dolayısıyla arkadaşlar ihtiyacı olan bütün arkadaşlar için biz ihtiyacınız olacak kalınlıkta, ihtiyacınız olacak şekilde ÖSYM'ye uygun soru bankaları çıkardık. Tabii ki insan emeği 3-5 tane ufak arıza illaki vardır ama biz olmaması için elimizden gelen bütün filtreleri kullandık. Yargı yayıncılık da bu noktada bizlere gerçekten çok fazla destek oldu. Hem çekimlerde hem kitabın çıkmasında. Burada idarecilerimiz var bizim. Arkadaşlar Ali Bey, İknur Hanım, Seda Hanım. Burada birçok insan var. Ayşe Hanım var. Hatta ve hatta dizgideki birçok abimiz, ablamız var. Bayram var, Gizem var. Bayram Gizem bizim akrabamız olmuş durumda. Dolayısıyla güzel bir sinerji yakaladık. Hiçbir eğitimci arkadaşımızla hiçbir mecrayla problemimiz yok. Gayet güzel sizlere faydalı olmaya çalışıyoruz. Bizlere istediğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz ve sizleri gerçekten çok seviyoruz. Sizler bizlerle oldukça, sizler bu amaca inandıkça biz 500 ekibi olarak gümbür gümbür çalışmaya devam edeceğiz. Yeri gelecek atanmak isteyen öğrenci arkadaşlarla meydanda olacağız. Yeri gelecek kitap fuarında sizlerle selamlaşmaya geleceğiz. Geri gelecek YouTube'da, Instagram'da, Twitter'da sizlerle olacağız. Yakında TikTok'ta da sizlerle olacağız. Aker Kartal'ın çılgın videolarıyla karşı karşıya olacaksınız. O yüzden bizlerle olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Böyle ekip lideri falan diyorlar ama öyle bir şey yok. Ben arkadaşlarla birlikte yol yürüyen bir vatandaşlık öğretmeniyim. Hepsini de çok seviyorum. Seneye çok daha büyük işler yapacağız ama sizin seneye burada olmanızı çok fazla istemiyorum. Yani olun ama ben iban atacağım aşağıya. Onun parasını atın memur olmuş olarak. Allah memur olduktan sonra ilk maaşınızı aldıktan sonra da beni hatırlamayı nasip etsin. Niye sizi değil? Çünkü bütün paraya ben talibim. Bunlar da değil. Çünkü ekip lideriz. Neden ekip lideri olduğunu anladın mı? Bütün para onda geçiyor. Evet, iban atabilirsiniz ama ben görmedim. Yani ben görmedim. Yani. İban'ı atabilirsiniz. Tabii atmak serbest. Eyvallah ya. Bir şey daha şimdi. Abi bir şey söyleyeceğim ya. Ben öğrencileri birkaç mevzu var. Sohbet edebilir miyim ya? Ben öğrencilere bayılıyorum abi. Yıllardır gelen öğrencilerden gelenler bölümünü çekeceğim yakında. Ben bir planım var. Yemin ediyorum böyle bir şey olamaz ya. Tarihte bir tarih öğretmenine sorulmuş en acı soruyu söylüyorum ya. Hitler kaç kişi hocam? Kaç kişi? Hit. Yani Lerner takısını öğretmiş Aker. Sıkıntı yok orada. Çor olduğunu doğru mu abi? Ama adam soruyor kaç kişi? Abi inanmaz. Hocam diyor Kütahya Eskişehir'le neden savaşmış? Ya. Meclis başkanının vekili başkanın neresinde oturuyor hocam diyor bana. Ne oğlum, hocam ben, da sana ne yani? Böyle bir şey var. Sana diyor derste vasıta ekini anlatıyorum ile. Neyle? Arabayla, trenle. İle vasıta eki. Hocam Pelin ne derken vasıta eki var mı diyor. Ben bunu sorunca dedim akraba evli misin diye. Hocam Allah'ını dedim daha zıkkım yemeyesece. Bence olabilir ya. Yani. Ama buradaki güzellik de biliyor musun? Öğrenci arkadaşlardan gelen soruların hiçbir aslında gereksiz değil. Hepsi bizi düşündüğü için, dersini önemsediği için. Yani. Bazen dikkat kayboluyor, bazen bir şey kayboluyor. Biz de böyle espriyle dönmeye çalışıyoruz. Gerçekten sizden gelen en sıkıntılı, en kolay, en zor, en bilinen soru bile bizim için keyifli oluyor. En azından bize önem veriyorsunuz ama yüzümüzü güldüren sorular da var. Hitler kaç kişiydi ben size soruyorum. Siz saçmalayınca ben gülüyorum. Ben gülüyorum saçmalama. Düzgün sorular sor.
Pardon. Aker babaya veriyorum sözü. Niye yumuşatıyorsun? Saçmalıyor cahil. Al, saçmalamayacak. Al işte. Al işte. Tatlım, saçmalamadan sözlerini söyle. Şimdi bak. Aker babayla bitirelim. En son. Eyvallah. Şey yapalım mı ya? Uçak biraz sembol olacak. Uçağı imzalayalım. Bu videoyu paylaşana buradan imzalayalım. Hayır bir dakika. Yok. Hayır bir dakika dur. Ben bir şey diyeceğim. Uçak var bu ne? Koskoca Önay Cephe vere vere kağıttan uçak mı veriyor lan? Puh. Kağıttan olduğunu kim söyledi? Aşağıya bir yuh yazabilir miyiz? Yuh be. Koskoca Önay Cephe vere tamam. Vere kağıttan uçak tamam. Allah belanı verin. Arkadaşlar. Çekiliş bir kavanoz bal. Bir kavanoz bal. Az önce öyle girdi zaten şimdi. Aynen öyle. Bunu yazdım, bunu yazdım. Hürrem takı seti. Nerenin balı abi? Nerede bal çıkıyordu? Oranın balı olsun. Öncelikle Zonguldak. Neydi Zonguldak? Zonguldak. Bal diyarı. Ballar neydi? Adana, Adana. Unuttum lan. Abi Adana'da bal mı var? Zonguldak, Zonguldak. Adana hiçbir şey olmadı. Zonguldak neresiydi ya? Alaplı mıydı? Neydi lan? Hakikaten. Hocam herkes yuh yazıyorsun. Yuh mu yazıyor? Evet. Abi her zaman kitap hediye bile. Hocam başta ben ama bu benim arkamda tamamen sabote ediyorum. Ben diyecektim ki bunu Bay Önay, Bay kitap setinin içine kitap setinin içine koyacağız, imzalayacak bütün hocalar atacak. Ben böyle bir kıvırma görmedim ya. İmza atacak herkes. Aker parmak basacak. Kitap setinin içine koyup göndereceğiz. İsrail hocam bakalım. Gerçekten hadi. 100 mü diye yazanlar varmış. Gerçekten 100 mü? Gerçekten. Ben böyle bir bunu dönüşünü gördüm. Gümüşhane'de tatil istemişler. Gümüşhane'de tatil çok pahalı arkadaşlar. Çok Gümüşhane nere lan? Las Vegas'a gönder. Önce Gümüşhane'yi arayacağım. Haritada tek bir sokak var size. Ben yazdım kestane balını diyarı falan diye çıkmadı. Ya o normalde. O videoda neydi ya? Zonguldak dediğim gibi devrek miydi? Zonguldak. Neydi lan? Oh, bulamadım ya. Takılır şimdi bana. Kardeşlerim. Öncelikle yayına katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir de orada biz iki tane soru seçebilir miyiz? Güzel iki tane soru istiyoruz öğrencilerimizden. İki tane ama bir güzel şey de soru diyebilir miyiz abi? Abi bu yayında olduğunu bir şekilde belli eden, ben diyeceğim şimdi. Yargı yayın evini etiketleyerek belli eden herkese hepimiz birer tane set hediye edelim. Öyle diyeceğim şimdi. Diyelim. Ya ben de bir şey diyebilir miyim? Çok önemli. Abi gaza niye geliyorsunuz? Bacak koymuş. Yaşlı var burada. Amcanın da romatizması var. Gümüşhane'nin nemli topraklarında. Dedenizden tarih edinmiştir. Müşteri bakmıyor. Son olarak şunu söyleyeyim. İki tane soru seçecek oradan kardeşlerimiz. Şu an çıkan kitaplarımızı soruyorsunuz. Kardeşler ders notlarımız çıktı. Ders notlarının özelliği çıkmış sorular içine koyabildik. Çünkü eskiden çıkmış sorular içine basamıyorduk. Ve bu yüzden de çıkmış soruları kullanma hakkını bize satın aldığı için Yargı Yayın Evi'ne ve Ali Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yayın yönetmenine İknur Hanım ve Seda Hanım'a. Soru bankalarımız keza sizlerle buluştu. Şu yüzleri bir uzatabilir misiniz? Uçaktakiler gibi sen anlat, ben hareketlerle göstereyim. Alabilir miyim abi? Hemen göstereyim de çok vakitlerini almayayım kardeşlerimin. Uzatma şansınız varsa. Bugün de matbaadan şimdi geldi. Siteye bugün koyulacak kardeşler. Taze. 100 serisi. Bu 100 serinin özelliği şu. Ya ben ilk önce ben tanıtmış olayım. Tarih, kapaktan da göstereyim. Türkçe benim yüzüme daktilo koymuşlar. İsmail Hoca'nın yüzüne bir şeyler yapmışlar vatandaşlar. Binalar var herhalde. Öner abinin yüzüne çam çıkıyor. Gözüme çam kaçmış. İlker abinin kaşında bir pervane. Bu ne abi lan? Geometri. Mürekkep bir yere toplanmış. Anladım. Kardeşler kitaplarımızın özelliği şu. 500'lerin özelliğini hemen söyleyeyim. Adı üstünde 100 soruda matematik. Bildiğiniz deneme gibi düşünün bunu ama 100 soru ancak eskiden biz bunu çözümsüz yapmıştık ama artık içlerindeki 100 soruda 100 çözüm var. Çözümlerde gördüğünüz gibi eline sağlık abim, hepsi de uzun ve detaylı. Bugün şöyle bir şey yapalım. Hikayesinde bu canlı yayını izleyen herkes hikayesinde bizi paylaşacak, bizi ve Yargı Yayın Evi'ni etiketleyecek, şartımız bu. Ekran fotoğrafı ya da masanın fotoğrafı. Bizi izlerken çekilmiş fotoğrafınızı bizi ve Yargı yayın evini etiketlemek şartıyla 5 kişi artı yargıyı paylaşan herkese 500 serisinden birer set gönderelim mi? 5 kavanoz bal. Gönderelim mi? Dur. Tabii. Ole, ha, İş karışacak. Dur onu biraz da espri biraz da karışacak. Ben biliyorum çünkü sosyal medyada biraz. Aynen, karışacak. Doğru. Tamam gönderiyoruz mu? Gönderelim. Güzel. Gönderelim. Masraflarda ekip lideri olarak İsmail abi üstleniyor göndermiş kitapların ücretini. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. İmam çok sağ olun. Bravo. Bravo. Yaşa İsmail. Tam lider ya. İBAN verirken iyiydi.
Ben artık eğitim bilimlerinde program geliştirme bölümüne geçtim, öyle ekip lideri falan yok demiyorum. Tabii ki arttırıyorum, herkese birer dedi. Herkes adına ikişer tane gönderiyorum. Etiketleyin yeterli artık. Adam. Rest kardeşim benim. Rest. Ya tek ben aksadım, farkında mısın? Ben Ayken, aynen İlker abi aksadım. İlker abi ama çift alkışlıyor şöyle. Hadi iki almışım. Tane de sizlerden soru alalım. Soruları bir gönderin. İki soru alalım abi, evet, sizde. Evet, soru alalım. Telefon. Bende var Ayker. Varsa soru. Önce bir tane de şunu söylerim de. Evden çıkarken ne tembih ettim ben sana? Ben bakayım mı sorulara? Varsa sorun. Buyurun. Şu an geldi, ben bakıyorum. Bireysel değil, ekip adına. Ben soracağım. Bireysel değil, ekip adına. Selam, geç kaldım. Poz verin, ekran görüntüsü alalım diyor. Hemen poz verdik. Yeter galiba, nefesimi tutamıyorum. Güzel oldu, evet. Bakıyorum. Dur, bireysel bakıyorum. Değil abi, ekip adına olan bir soru. Ekip adına olan. Neden bu kadar... Ceren Hoca Türk mü yazmış birisi? Hadi lan! Vallahi öyle yazmış. Ceren Hoca Türk mü yazmış? Abi kamera sende Allah aşkına. İsim ver. Etmeyin, kavga etmeyin. Var mı Gizem oradan bir soru? İsmail Hocam canlı yayınlar edelim, onu halledeceğiz. Genel böyle bu hazırlanma sürecinde stresi nasıl azaltabiliriz diyor. Aker Baba buyur. Nasıl azaltabiliriz hocam? Stresi nasıl azaltabilirler? Gerçekten hani birkaç cümle edelim. Bunlar öğrenci arkadaşlar, artık zaten bilim öğrenmek de sorun yaşamıyorlar. Psikolojik olarak gerçekten yani biliyorlar, şimdi aldatılmış, bu noktada yine de ayağa kalkmış. Bir sürü acılar çekmiş, yine de ayağa kalkmış. Ama yine de ayakta çok görünemeyen bir kardeşimiz olarak. Ayağa kalkmış mı? Kardeşim birkaç cümle... Öyle yapmayın, yerde çekmeleyin. Birkaç cümleyle. Güzel. Sen arkadaşlarımıza öneride bulunabilir misiniz? Sen. Öyle yüklen. Anlatın bozuk. Bu yüzden kurduğun cümleyi yükle. Abi. Bana böyle. Ya ben Özgür Demirtaş'ın bir konuşmasını çok beğenmiştim. Şöyle diyordu. Siz çabalamadığınız müddetçe kimse size bir şeyi alıp da altın tepside buyurun bu da sizindir demeyecek. Ve bu süreçte arkanızdan konuşanlar olacak. Siz zannediyor musunuz ki bütün Türkiye Aker Hoca'yı seviyor? Bütün ülkedeki öğrenciler Celal Hoca'yı bayılıyor? Hayır. Bizim arkamızdan hakaret eden, sevmeyen öğrenci de var, öğretmen de var, insan da var, hepsi var. Ama biz o kötü yürekli insanlara takılıp, onların cümlelerine takılıp video çekmekten mi vazgeçiyoruz? Sizlere faydalı olmaktan mı vazgeçiyoruz? Biz hala hem kendi kariyerimiz için hem de hala orada umutları uğruna masanın başına gözyaşlarıyla gece birde oturan insanlar için çabalıyoruz. O yüzden en büyük çabanız, en büyük gayretiniz kendiniz için olmalı. O yüzden bu süreçte sizin hakkınızda konuşanlara takılmayın. Çünkü Mevlana'nın bir sözü vardır. Kalp denizdir, dil de kıyı. Denizde ne varsa dile o vurur. O yüzden de kardeşlerim, gönlünü... O yüzden gönlünü düzeltememiş, Rabbim düzeltememiş o adamın kalbini ki dinle vurmuş, sen düzeltemezsin. Lütfen kulağını kapat, eline kalemini al, ne olursun 4 ay geleceğin için çabala. Çünkü buradaki herkesin bir hayat hikayesi var. Bu kamera arkasındaki herkesin bir hayat hikayesi var. Bu hikayenin kahramanı sensin. Eline kalemini al, hikayeni kendin yaz. Bundan sonra ben mi konuşacağım? Abi bir iki kişi daha söylese yeterli abi, zaten. Yani hani Aker gerçekten güzel. Yani bence gayet güzel. Söyledi. Çok güzel söyledi. Sen de oğlum. Tamam, başka bir soru cevaplayabiliriz. Ne zaman İzmir'e gelirsiniz? İzmir'de TÜYAP var. Mart'ta geleceğiz arkadaşlar, evet. İzmir'e de. Bakıyorum. Celal Hocam tam bir Yeniçeri ağası var. Ne zaman İzmir'e gelirsiniz? Bak size işte. Set için ne yapıyorduk arkadaşlar? Hocam İBAN'ı gönderelim mi? Hocam neler yapacaksınız? TYT için soru soranlar. Ben TYT ile ilgilenmiyorum tabii ki alanla alakası. Ama arkadaşlar TYT videoları muhtemelen Yargı Plus kanalında gelecek. TYT için izleyenler varsa. Önümüzdeki sene TYT için bir ekip muhtemelen büyük ihtimalle burada olacak. Bakıyorum. Bu tarz yayınlar yapacağız ama mümkün mertebe herkes bir yerde. Aker hocanız Samsun'dan geliyor. İlker hocanız Eskişehir'den. Celal emmimiz Isparta taraflarından. Önay hocanız Antalya'dan geliyor. Ankara'da olan bir tek ben varım.
sanırım her günde ben yapsam ya da her hafta benden de sıkılırsınız hızlıca. O yüzden de ama canlı yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Beraber planlayacağız stüdyo ekibimizde. Orada bir yorumu çok beğendim İsmail abi, lafını kestim. Biri demiş ki hocam çok sağ olun. Bu süreçte canlı yayınlar yapan tek ekipsiniz demiş. Bizim ekibimizin en büyük özelliği bu zaten. Biz videoları çekip kenarda beklemiyoruz çok şükür. Biz her hafta tarihinden coğrafyasına, vatandaştan matematiğine her hafta sizlerle Instagram'da, YouTube'da elimizden geldiğince buluşuyoruz. Sen çarşamba akşam 9'dasın. Ha, canlı yayınlarımızı da söyledin mi Celal abi? Kardeşler çarşamba akşamı saat 9'da her hafta çarşamba saat 9 Aker Kartal Instagram hesabında Türkçe soru çözümü var. Bu hafta pazartesi günü akşam 22.30'da kardeşler en baştan başlıyoruz. En baştan niye başlamadık? Çünkü matematik uzun süreçli olduğu zaman öğrenci tarafından çok aslında çalışılabilen ders olmuyor. Bence şu an tam zamanı. Her ders 1 net veya 2 net koyarak ÖSYM sorularını merkez alarak devam edeceğiz. İlker Hoca Matematik Instagram hesabım. Bu hafta yani pazartesi günü 10.30'da başlıyoruz. Eyvallah. Celal abi. Ben de cuma günü. Bugün ne? Cuma. Şimdi. Baba buyur. Akşam 21.20'de Aker hocanızın da katılımıyla değil mi? Değil mi? Gitme ya. Nereye gidi? Gidemem öyle. Öne hocanızın da katılımıyla. Hatta İsmail'in de katılımıyla. Yok. Akşam 21'de de gelin beraber soru çözelim. Cuma 21.20. Al. Perşembe akşam 21'de. National de... Yok lan orada. Perşembe akşam 21'de arkadaşlar. Ben güzel mi çekiyorum? Her perşembe. Sizleri de bekliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Kestane. Onu ben bulmaya çalıştım. Bulamadım. Zonguldak arkadaşlar. Zonguldak. Hayır, Zonguldak'ın bir ilçesi vardı ya. Ben... Ben de çarşamba günü arkadaşlar akşam 10'da 22'de her hafta soru çözüyorum. Hiç fire vermedik. İlk üniteyi, ikinci üniteyi çözdük. Sonra çıkmış soruları çözeceğiz Instagram'dan. Sonra denemeler çözeceğiz. Her çarşamba güzel, verimli bir yarım saatlik yayın yapıyoruz. Sizlerleyiz. Şöyle İzmir'i Mart ayında geleceğimizi özellikle söyledik. TÜYAP fuarı hangi aralıktaysa bir günü geleceğiz arkadaşlar. Şu an net bir tarih yok ama Mart ayında nasipse geleceğiz. Onun dışında da burada soru çözümlerine, işlerimize devam edeceğiz. Sanırım da böyle uzamasının da çok bir faydası yok. Müsaadenizle kapatalım diyorum ağalar. Arkadaşlar biz sizlere, bizlerle olduğunuz için, vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Her zaman Aker hocanız başta olmak üzere sizlere motive etmek, bir şeyler öğretmek adına sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Sizin hayatınızın en büyük tanığı yine sizsiniz. Doğan hocanın dediği gibi size sizden başka kimsenin yardımı olmadı, olmayacak. Yargı stüdyolarında bizlerle olduğunuz için tekrar tekrar sağ olun. Atanarak yaşamanızı istiyoruz. Hepinize saygılar, hürmetler, sevgiler. Toplan. Şey yapalım ya. Yok oğlum böyle değil lan. Barış olsun, şey olsun. Evet, kozu verelim sonra. Hep beraber. Hadi bakalım şey oynasak mı ki lan? Deniz üstü. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hadi bakalım. Oğlum benim ayakta kendisine oturmuş. Ben kılıç kavga ettim. Kavga ettim.